Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir soyut şeyler ekonomisinde sizlerle birlikteyiz. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Ankara'dan geldi konuğum. Kemal Çiftçi, reklam ve marka danışmanı. Öncelikle hoş geldin Kemal. Evet, Kemal marka danışmanı dedik ama bir uzmanlık alanı var. Tarım politikaları, coğrafi işaretler konularıyla ilgili, yakından ilgili. Bu konuda akademik çalışmaları yanında makaleleri var, makaleler yazıyor. Aylık Tarım ve Kültür Dergisi Tarla Sera'da her ay yazıyor, evet. Köşe yazarı. Bu anlamda yani tarımsal politikalar, tarım ürünleri, coğrafi işaretler konularında da ayrıca pazarlama iletişimi, tarımda markalaşma, coğrafi işaretli ürünlerin markalaşması gibi konularda da yazıyor, çiziyor, konuşuyor. Evet. Bugün de buraya konuşmaya geldi. Efendim, biliyorsunuz koronavirüs tedbirleri kapsamında herkesin evde kalması arzu ediliyor. Biz de buraya belli koruma tedbirleriyle birlikte geliyoruz. Siz de hazır evdeyken size program yapıyoruz, sohbet yapıyoruz. Sizin de dinleyebileceğiniz, izleyebileceğiniz. Öncelikle Kemal şuradan başlayalım istersen. Coğrafi işaretlere gireceğiz. Daha önce biz coğrafi işaretler konusunda Profesör Yavuz Tekelioğlu'nu da konuk etmiştik. Burada tanırsın, bilirsin sen de. Ama önce biraz tarım konuşalım. Yani Türkiye, dünya, tarım nereye gidiyor? Sonuç itibariyle tarım ve gıda bizim hayatta kalmamızı sağlayan en önemli unsur. Evet, kesinlikle. Yani eğer beslenmezsek yaşayamayız. O durumda da ne bilgi, ne bilim, ne bilişim hiçbir şey işimize yaramaz. Dünya nüfusu da kalabalıklaştı. Bu şartlar altında dünyada ve Türkiye'de tarım üzerine biraz sohbet edelim, sonra coğrafi işaretlere de geçeriz. Peki, teşekkür ediyorum. Öncelikle bu ülke için emek veren, yüreği Anadolu sevdasıyla atan ve bizi ekranları başında izleyen saygıdeğer hanımefendi ve beyefendiler, saygıyla selamlıyorum. Konu markalaşma, tarım, gıda ve Anadolu olunca tabii bir programda bunları anlatmak çok elzem bir sonuç elde edemeyiz ama biz genel itibariyle dünyanın geldiği çerçeveyi çizmek de gerekirse biz kıvılcım yakalım diyoruz Kemal. Evet. Yani bir kıvılcım yakalım, her şeyi konuşma şansımız elbette, evet, yok. Bu bağlamda insanlığın 3 tane temel sorunu var şu anda. Bir, hızlı nüfus artışımız var. Küresel ısınma sorunumuz var ve tatlı su kaynaklarına erişim sorunumuz var. 1453 yılında dünya nüfusu 20 milyon. 1857'lere geldiğinde 1 milyara ulaştık. Şu anda işte 8 milyar nüfus, dünya nüfusu var ve nüfus artış hızları periyodik olarak azalıyor. Yani 1 milyardan 2 milyara geçerkenki süreyle 4 milyardan 5 milyara geçen süre çok farklılaştı artık. Bunun sürdürülebilir olması ve yönetilebiliyor olması şu anda insanlığın en büyük sorunlarından bir tanesi. Bunun yanında küresel ısınma diye bir sorunumuz var. Bütün projeksiyonlara baktığınızda, bütün çözümlemelere baktığınızda kesin ve net olan bir şey var. Kesinlikle ve kesinlikle dünya ısınıyor. Dünya artı 4 derece yükseldiğinde şu anda bildiğimiz su kenarındaki bütün şehirlerden bahsedemiyoruz. Bu şehirlerin tahliye edilmesi gerekiyor. Bu noktada merkez ülkelerin tahliye planları var.
ve bizim de olması gerekiyor. Şu kenarında derken deniz kenarı. Deniz kenarı, evet tabii ki yani İstanbul'dan, evet. Londra'dan, New York'tan bahsediyorum. Bu yaklaşık şu anda 270 milyon insandan bahsediliyor. Bunun yanında tatlı su sorunumuz var. Türkiye bir su fakiri ülke aslında. Şu anda sürdürülebilir bir durumda olmamıza rağmen tatlı su kaynaklarımızın ciddi anlamda yönetilme sorunu var. Bunların planlarının yapılması lazım, geleceğe evrilmesi bağlamında. 850 milyon insan tatlı su sorunu yaşıyor dünyamızda. Daha trajik olanı şu, 150 milyon kişi tatlı suya ulaşmak için günde 50 kilometre yürümek zorunda kalıyor ki onun suyun da ne kadar sağlıklı olduğu tartışılır. Bu konuda Anadolu'ya döndüğümüzde de şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Biz gerçekten de bereketli topraklar üzerinde yaşıyoruz. Tarım ve markalaşma üzerine çalışmaya başladıktan sonra şöyle bir tablo çıkıyor benim gözüm önünde. Bizi özel kılan, bu ülkeyi niçin korumamız, kollamamız ve niçin sevmemizin tek bir nedeni var aslında. Bu da bulunduğunuz coğrafya tarımın çıkış noktası. Ve Anadolu her gün bizi şaşırtmaya devam ediyor. Çünkü daha düne kadar Göbekli Tepe'yi bulduk ve insanlık tarihi belki yeniden yazılacak. Ve bu bizim ne kadar stratejik bir noktada olduğumuzu gösteriyor. Anadolu ayrıca dünyada iklim çeşitliliği açısından 7 coğrafyadan bir tanesi. Bu coğrafyaları saydığınızda Amerika, Afrika, Avrupa, Asya saydıktan sonra bir Anadolu'yu saymak zorundasınız. Bir de daha özel bir bölge olan da şeydir. Kendi içerisinde farklılaşan Galapagos adalarının olduğu bölgelerde iklim çeşitliliği çok daha farklı. Anadolu niçin önemli? Avrupa'daki iklim, yani bitki çeşitliliği açısından, endemik tür açısından 3500 tane endemik tür var. Ama sadece Anadolu coğrafyasında 3554 tane endemik bitki var. Bu hem tarım üretiminize hem gıda üretiminize ciddi anlamda efektif bir etki yaratıyor. Bunları özetledikten sonra bizim tarımsal hasılamıza baktığımızda da işte bugün ihracat rakamlarımız 17 milyar dolar civarında ama biz tarımsal hasılada Avrupa'da birinciyiz, dünyada 17. ekonomiyiz. Efendim, bu bağlamda bizim fındık, kiraz, incir, kayısıda dünya lideriyiz. 55 ürün içerisinde dünyada çeşitlilik bakımında ilk onda ülke. Bu bizim bu bereketli topraklarımızın ne kadar üzerine düşünülmesi gerektiği ve yeniden bir üretim ve pazarlama stratejisi geliştirmemiz gerektiği konusunda da bize yol gösteriyor. Coğrafi işaretler bağlamına geldiğinizde de... Coğrafi işaretlere geçmeden önce Kemal, şimdi evet bir tarım ülkesiyiz. Hatta kendi kendine yeten bir tarım ülkesi olarak tanımlıyoruz kendimizi ama özellikle son yıllarda buğday ithal ediyoruz, mercimek ithal ediyoruz, nohut ithal ediyoruz hatta. Yani bazı çeşitler artık bize yetmemeye başladı gibi görünüyor. Bir ikinci konuda evet birçok tarımsal üründe dünya lideriyiz ama yapılan eleştirilerden biri, biz bu tarımsal ürünlerimizi katma değerli satamıyoruz. Başta fındık olmak üzere mesela. Ya haklısınız çünkü şöyle, bizim pazarlama iletişimi ve marka iletişimiyle tanışmamızla da ilintili bu. Çünkü marka tarihine baktığınızda 150 yıllık bir tarihten bahsedilebilir. Marka yönetimi bağlamında, gelenek oluşturma bağlamında dünyada ama... İnsanlık tarihiyle eşdeğer olan tarımın
yönetilmesi, efendime söyleyeyim, bunun markalaşması, stratejilerin oluşturulması, geleneğinin oluşması için de daha çok fazla çalışmamız lazım. Burada çok daha fazla akademik çalışmaların üretilmesi gerekir. Dünyada örnekleri var, evet. Verilen örnekler işte İtalya, Fransa, İspanya örnekleri verilebilir. Hani bu markalaşma ve Hollanda örneği verilebilir ama burada bence göz önüne alınması gereken şeylerde de burada agropolitik kavram giriyor devreye. Çünkü 20. yüzyıl jeopolitik bir yüzyıldı. Yani bütün çatışma alanları madenler ve petrol yatakları üzerinden dönüştü. Evet. Ama 21. yüzyıl kesinlikle ve kesinlikle benim iddiamdır ki agropolitik yüzyıla evrilecek. Merkez ülkelerin bize sundukları iletişim kaynakları ve bilgi aktarım yöntemlerinde bundan hiç bahsedilmemiş olmasını da ben özel olarak ayırmak gerekiyor. Çünkü bugün bizim önümüze sunulan Hollanda örneği var. İşte evet. Diyelim ki dünyanın şu anda ikinci büyük ihracatçısı Çin'den sonra. Ki Çin dünyanın en büyük tarım üreticisi ve dünyanın en büyük tarım ithalatçısıdır. Nüfus evet. itibariyle. Evet. Ama Hollanda bize örnek veriliyor ama onun arkası planında da agropolitik kavramların ve tutum ve davranışların ve tercihlerin olduğunu da bir kenara yazmak da gerekiyor. Çünkü Avrupa'nın kendi besin kaynaklarını yönetmesi, yönlendirmesi gibi sorunları çözümlemek için yapılan bazı şeyler de var arka planlarda. Bunları da bilmekte fayda var. Ama bu bizim tarım ihracatımızı arttırmayacağımız anlamında yorulmamalı. Çünkü bizim tarım ihracat verilerimize baktığımızda da biz toptancı ve bütüncül bir yaklaşımla yaklaşıyoruz ki doğrusu bu değil ve biz pazarlama iletişim araçlarını çok doğru yeniden kurgulama sorunu yaklaşıyor. Yani siz segmente edilmemiş bir ürünün markalaşması imkansız. Siz çok daha iyi bilirsiniz bu konuyu. Çünkü segmente etmediğinizde ürününüzü ona katma değer bir öykü yaratamıyorsunuz. Ha, Anadolu'da öykü var mı? Anadolu bütün ürünlerinde bırakın öyküyü roman yazılacak tabii bir yapı var. Evet. Yapı var. Yani ben özellikle konuşmalarımda, yazılarımda hep ona vurgu yapmaya çalışıyorum. Bu hikayeleri ekonominin içine dahil etmek önemli olan. Tabii ki. Hikayesiz bir toplum değiliz. Evet, yani sizin hani sürekli gündeme getirdiğiniz o soyut şeyler kavramı, ekonomisi aslında tam da burası. Evet. Yani coğrafi işaretli ürünlerin markalaşmasıyla bir şeyin soyut şeylere dönüşme öyküsü arasında bir ilişki var. Ha, bu ilişki çokça tartışmamız gerekiyor. Daha cesaretli tartışmamız gerekiyor belki de. Türkiye'nin tarımsal verilerinde işte fındığımız var, dünyanın %74'ünü üretiyoruz. Efendime söyleyeyim, kiraz Anadolu topraklarından çıkmış, en büyük ihracatçı biziz. Efendim, Aydın incirimiz var. Aydın incirinin dünya lideriyiz ama Aydın incirini biz yönetemiyoruz. Çünkü Amerika yönetiyor. Yani 9000 ton inciri var, kuru inciri var. Kaliforniya'da üretiliyor. Ama oradaki öykü de çok farklı bir şey. Bizim Aydın inciri için Aydın incir sineğine ihtiyacınız var. Evet. 1900'lerin başında Amerikalılar Kaliforniya'da bu denemeleri yaptılar ve o tadı yakalamaya çalıştılar. Ha, buradaki stratejik kavram sineği de götürdüler mi Kemal? Sinek gitti. Yani gitti. Evet, bu yüzyılın başında sinek maalesef gitti. Çünkü incir dünyanın her yerinde olan bir şey aslında. Evet. 1600'lerde misyoneller tarafından Güney Afrika'ya gidip oradan Kuzey Amerika'ya gidiyor ama o tadı bulamıyorlar. Bu tadı bulmak için de incir sineğine ihtiyacı olduğunu keşfedip incir sineğini götürüyorlar. Ve Kaliforniya'nın kalisiyle bizim İzmir'in Simirna'sını Kalimira diye bir marka yaratıyorlar. Ve siz herhangi bir dünya vatandaşı olarak canınız incir çektiğinde Amerika'dan sipariş veriyorsunuz. Bu ülkemiz için kabul edilebilir bir durum değildir. Bu kesinlikle bunu tersine çevirmek ve yeniden konumlandırma yapmak gerekiyor. Fındık da bizim
tarım çiftçimizden daha fazla kazanıyor bazı Avrupa ülkeleri. Buna katma değer yükleyerek. Hamburg'da borsası fındık. Evet. Fındığın Hamburg'da bu tamam. Evet. Peki, coğrafi işaretlere doğru geçelim yavaş yavaş. Sevgili seyirciler, Kemal Çiftçi, Coğrafi İşaretler Derneği Genel Sekreteri aynı zamanda. Bu arada aynı dernekte de biz kendisiyle birlikte üyeyiz. Marka Konseyi üyesi, Reklam Yaratıcıları Derneği üyesi aynı zamanda. Şimdi Coğrafi İşaretler Derneği Genel Sekreteri olarak konuşuyor. Coğrafi işaretler konusuna bir girdik. Biz daha önce bir program yapmıştık ama buna onlarca program yapsak yetmez. Evet, haklısınız. Daha fazla gündeme getirmeliyiz. Evet. Tabii ki burada üstadım marka kavramıyla tescil kavramlarının da internetteki o bilgi akışının da sağlıklı olması olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim derneğimiz odaklandığı nokta coğrafi işaretleri de tamamen markalaşma. Bizim bir bilim kurulumuz var, hocalarımız var, kendi alanında uzmanlar ve bu noktada bir sivil toplum kuruluşu olarak bu noktada gelen bütün taleplere, bilgi akışına çok açık olduğumuzu belirtmek istiyorum programınızda. Ticaret odaları da bilgilendirilme, sunumların efendime söyleyeyim yapılması ve bilgi akışının sağlıklı biriktirilmesi bağlamında bir kaygımız var bilim kurulu olarak. Böyle bir yürüyüşümüz var ve bu yürüyüş konusunda da ciddi anlamda bir farkındalık oluştu. Derneğimiz bağlamında bir sivil toplum kuruluşu olarak, tabii bundan da ben bir kişi olarak gurur duyuyorum. Bunun altını çizmek isterim. Peki, ne kadar şu anda coğrafi işaretli ürünümüz var bizim, tescillenmiş? Tescillenmiş bizim Avrupa'da 3 tane coğrafi işaretli ürünümüz var. İşte bildiğiniz gibi Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısımız var. Başvuruda olan Avrupa Birliği tescil sürecini yaşayacak olan bir 15 tane ürünümüz var. İşte 485 tane tescilli ürünümüz var. Yaklaşık 475 tane de tescil başvurusu olup tescil süreci devam eden ürünümüz var. Bir şöyle bir şey yapalım mı? Coğrafi işaret ne demek tam olarak? Coğrafi işaret çok basit ve yalın anlatımıyla ününü bölgesinden alan ürüne biz coğrafi işaret diyoruz. Evet. Yani bunun hukuksal bir uzun bir tanımı var. Ama iki şey önemli burada. Bir menşe işareti var. Bir de mahreç işareti var. Menşe işaretindeki özellik şu, sadece o bölgede üretilen ürüne biz menşe diyoruz. Yani Taşköprü sarımsağı. Taşköprü sarımsağını başka hiçbir yerde yetiştirme şansınız yok. Sadece o bölgedeki mikroklimada yetişir. Diyelim ki Posof elması. Posof elması sadece orada yetişebilir. Evet. Efendime söyleyeyim. Bir de mahreç işaretlerimiz var. Mahreç işaretlerimiz de ürünün bir özelliğinin o bölgeden almış olmanız gerektiği kavram. Diyelim ki işte Gaziantep baklavası. Siz İstanbul'da Gaziantep baklavası coğrafi işaretli Gaziantep baklavası üretmeniz için öncelikle tescil sahibine, yani Gaziantep Ticaret Odası'na üretici listesinde olmanız gerekiyor. Onun özelliklerini işte tereyağını Gaziantep'ten getirmeniz gerekiyor. Birçok özelliğini oradan getirip İstanbul'da üretebilirsiniz. Biz buna da menşe işareti diyoruz kabaca. Yani belli şeylerini, muhtevayı oradan hammaddeyi getirmek kaydıyla. Kaydıyla üretebilirsiniz. Evet. Bunun için de tescil sahibinden izin almak gerekiyor. Tabii izin üretici listesine girmeniz gerekiyor. Bu konuda ben tebrik ediyorum çünkü Gaziantep Ticaret Odası bu konuda çok hassas davranıyor. Çok artık göremiyorsunuz hani Gaziantep baklavacı ibarelerini. Burada tescil sahibinin ya da yörenin bu ürüne sahip çıkması çok önemli. Stratejik bir öneme sahip çünkü
coğrafi işaretli ürününüzün tescil edildikten sonraki markalaşma sürecinin doğru yönetilmesi lazım. Doğru yönetilmesinden biz ne anlıyoruz? Pazarlama iletişim araçlarının doğru kullanılmasını anlamamız gerekiyor. Burada doğru bir stratejik kavram yaratmanız gerekiyor. Doğru konumlandırmanız gerekiyor. Konumlandırmanız yanlış ise yeniden konumlandırma kavramı gerekiyor. Bu konuyu siz çok daha iyi biliyorsunuz. Yani bunu diyelim ki fındık içinde, yani bizim lider olduğumuz ürünlerdeki şeyleri yeniden tasarlamamız, yeniden kurgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Kurumsal kimliğe ihtiyacınız var. Doğru kurumsal kimliğe ihtiyacınız var. Bu doğru kurumsal kimliğin diğer araçlarını üretmeniz gerekiyor. İşte şişe, ambalaj, etiketlerinizin doğru kurgulanması lazım. Doğru grafik diline aktarılması lazım. Bir mecra seçimleri var. Sosyal medya yönetimleriniz var. Bunların da hepsi de, ama hepsi de çok iyi biliyoruz ki hepsi çok uzmanlık alanı gerektiren alanlar ve bunların yeniden oluşturulması gerekiyor. Hani bu konuda ben 5-6 yıl önce de hani değişik platformlarda dile getirmiştim. Türk tarımsal ürünlerinin markalaşma sorunu sadece devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarının şeyleriyle, yaklaşımlarıyla çözülecek bir olgu da değil açıkçası. Onu her şeyi devletten bekleyemeyiz. Yani biz sivil toplum kuruluşları olarak, STK'lar olarak da destek vermemiz gereken bir alan diye düşünüyorum. Bu bağlamda da stratejik öneme sahip olan tarımın, gıda arzının, gıda yönetiminin doğru konumlandırılması ve yönetilmesi, geleceğe aktarılması, sağlıklı nesillerin beslenme sorununu yönetilmesi için de ben Ulusal Tarım Ajansı'nın kurulması taraftarıyım. Bu Ulusal Tarım Ajansı'nın örnekleri dünyada var. Bu Ulusal Tarım Ajansları'nın konumlandırılması, stratejik hamlelerinin yapılması da gelecekte başta bahsettiğim o agropolitik kavramla da ilintili. Çünkü tam olarak ne yapıyor dünyada Ulusal Tarım Ajansları? Ulusal Tarım Ajansları, şöyle bir örnek vereyim. Çin Ulusal Tarım Ajansı'na bağlı mesela aileler var. Çin, Afrika'da bir ülkede toprak kiralama yaptığında o ajansa bağlı aileler oraya gidiyor. Genel itibariyle yarı işlenmiş, yarı tarıma uygun toprakları seçiyorlar. Büyük, uzun kiralamalardan. Bunları işliyorlar, tarıma elverişli hale getiriyorlar, ürün yetiştirmeye başlıyorlar ve Afrika'daki üretilen hiçbir ürün maalesef Afrikalıların şeyini marketlerinde göremezsiniz, direkt Çin'e ihraç ediliyor. Çin, yani bu kadar geniş bir toprak parçasına sahip olmasına rağmen yetmiyor bu. Afrika'dan arazi kiralı. O konular çok farklı tartışma konuları. Çok fazla girmiyorum ama şöyle, Afrika'daki ülkelerin bayraklarının yarısını Çin yapabilirsiniz. Bu kadar mı? Evet. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadara yakın, bazen abarttığı noktalar da var. Evet. Çünkü hani son bir basına düşen bir şey söyleyeyim. Mesela Ukrayna'da çok ciddi bir toprak alımı yaptı. Rusya bundan çok rahatsız oldu. Ama Çin'le Rusya ilişkileri, stratejik ilişkileri vesaire şu anda sanırım görmemezlikten geliyor ama bu not edilmiş bir nokta. Evet. Tabii çok geniş bir coğrafyaya sahip olduğunuzda bir sürü iklimler, senin mikroklima diye tarif ettiğin alanlar filan söz konusu olabiliyor. O zaman mesela bizim veya başka dünya ülkelerinin, Çin gibi bu kadar geniş bir toprak parçasına sahip olan ülkelerle tarımsal anlamda rekabet edebilme araçlarımız, imkanlarımız olabilecek mi? Gelecek. Tabii ki olacak. Çünkü şöyle, matematik basit aslında. Yani biz 16-17 milyar dolar ihracatımız var. Dönem dönem hani çok tartışılan, sıkıntı çeken ürünleri de ithalat da yapıyoruz. Yani bu 4-5 milyar dolar civarında. Ama bunu iki katına çıkarmanız, yani 34 milyara çıkarmanızın yöntemi markalaşmadan geçiyor maalesef. Ve biz ürünlerimizi yeniden konumlandırmalıyız, yeniden üzerine tartışmalıyız, ürünlerimizin üzerine yeniden titremeliyiz. Yani bugün süt ürünlerimiz, bal,
efendime söyleyeyim, birçok ürünlerimizin yeniden üretim aşamaları, yapısal sorunlarına ilişkin de işte ilgili kesimlerde çok tartışılan kavramlar bunlar. Tarım ürünlerimiz, efendime söyleyeyim, bugün Avustralya'da feta peynirini görebilirsiniz. Evet. Ama bizim ezine peynirimizi göremiyoruz. Yani bir gravyer, bir Kars gravyerinin bir Rockford'dan çok farklı olduğunu düşünmüyorum ben. Bu örneklere bir kısa reklam arası verdikten sonra devam edelim mi? Hayır efendim. Çok kısa bir ara sevgili seyirciler. Merhabalar sevgili seyirciler. Kemal Çiftçi ile birlikteyiz. Hocam, bizim yıllık fındık ihracatımız rekolteye göre, fiyata göre işte 2-3 milyar dolar civarlarında oluyor, evet, her yıl. Benim yaptığım kaba bir hesaplamaya göre 2-3 milyarlık fındıktan dünyada 100 milyar dolarlık bir hasılat oluşabiliyor. Bunu nereden vardım? 200 milyon avroluk fındıkla İtalyan ekonomisi yaklaşık 10 milyar dolarlık, 10 milyar avroluk yine bir hasılat elde edebiliyor. Bizim 200 milyon avroluk fındığımızdan. Şimdi bu bakımdan sadece coğrafi işaretler değil ki, fındık herhalde coğrafi işaretli bir ürün değil. Coğrafi işaretli. Gerçi var. Giresun fındığımız, Tombul fındığımız, evet, sonunda coğrafi işaretli. Bir çeşit olarak coğrafi işareti var. Çinliler de fındık ekmeye başlamışlar diye duydum ama ben. Kimler? Çinliler. Çinliler bilgisi yok bende ama daha trajik bir bilgi vereyim size. Kanada'nın Quebec bölgesinde çok ünlü bizim bildiğimiz bir çikolata üreticisi sırf fındık üretsinler diye 500 milyon dolar çiftçilere para destek veriyor. Evet. Evet. Yani bu bunun arkasındaki öykü şu: Türk fındığının arz sorunları vesaire olduğunda ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri sorununu yaşadırmamak adına böyle bir girişimleri var. Bu anlamda bizim tarımsal ürünlerimizin üretim noktasında lider olduğumuz ürünlerde çok ciddi anlamda başka ülkelerin çalışmaları var. Yani bu sadece tedarik zincirindeki sorunlarla ilgili de olmayabilir. Sonuç itibariyle arzı yükseltip fiyatı düşürmek de sonuçta üreticinin içine gelen bir şey olacak. Tabii ki. Muhakkak. Şimdi başka ülkelerde de İtalya, İspanya gibi, herhalde Azerbaycan'da çok az ama gerçi Gürcistan'da da var galiba. Amerika'da var, Oregon eyaletinde. Ben gördüm, gittim, gezdim de Oregon'da fındık bahçelerini falan. Bunların farklı ocak sistemi değil, ağaç sistemi yani. Ağaç. Elma ağacı gibi kocaman ağaçlar. Fakat yeri çok iyi, bayağı bizimkinin ikimizde kadar. Ama lezzeti bizim gibi değil. Değil yani, yani. Şimdi tarım çok farklı parametrelerle ilerleyen bir şey. Yani sizin insanoğlu olarak çok yönetebileceğiniz bir alan değil. Evet, fidanı yani, götürebiliyorsunuz ama iklimi taşıyamıyorsunuz. İklimi taşıyamazsınız. Evet. Yani böyle bir şey değil. Yani öncelikle şunu da altını çizmek isterim. Markalaşma bir kültür fırtınası. Siz bir pizza yediğinizde aslında bir pizza yemiyorsunuz. Tabii ki. Yani bütün mesele bu. Yani sizin kültür üretme araçlarınızı yeniden düşünmemiz ve buna göre planlar yapmanız gerekiyor. Tamam. Yani bunun altını çizelim. Kültür, evet, üretme araçları. Evet. Tabii ki. Bu çok çok önemli. Yani burada bu işin nasıl olacağı konusunda
Birçok alanda tartışıyoruz, evet. Birçok insanlar tartışıyoruz ama bu sizin kültürel kodlarınızın aktarılması, farkındalığınızın, kültürel unsurlarınızın dünyaya aktarılması sorunu da Anadolu'da var. Yani evet. Çünkü ülkeyi konumlandırmanız gerekiyor, evet. Bölgeyi konumlandırmanız gerekiyor. Bölge konumlandırması farklı bir alan. Yani yöre konumlandırması gerekiyor, belki şehir konumlandırması gerekiyor ve ürünün konumlandırılması gerekiyor ve ürünün de segmente edilmesi gerekiyor. Yani siz Türk fındığı dediğinizde, Türk fındığını dediğinizde Giresun tombul fındığını aslında haksızlık etmiş oluyorsunuz. Onun marka değerinden çalıyorsunuz bir anlamda. Ve ama bir şemsiye olarak düşünebiliriz. Bir şemsiye olarak düşünürken onu belki Türk tarım ürünlerini konumlandırırken kullandığınız stratejik kavramlarla evet. Giresun tombul fındığını kullandığınız stratejik kavramın farklı olmasını özellikle belirtmek isterim bu noktada. Tamam. Yani hani birçok noktada da bizim ürünlerimizde ciddi anlamda stratejik kavram üretme sorunları yaşadığımız aşikar. Muhakkak. Şimdi şunu bir defa hepimizin kabul etmesi lazım ki dünyada itibarlı bir Türkiye markası yaratmak demek aynı zamanda bizim tüm tarımsal ürünlerimize, tüm sanayi ürünlerimize katma değer katmak, eklemek demektir. Küçük bir bilgi, bizim Türk dizilerinin yayınlandığı Güney Amerika, bazı Güney Amerika ülkelerinde Türk ürünlerine rağbet %600'e kadar çıkıyor. Küçük bir örnek. Tabii. Çok küçük bir örnek kesinlikle. Ve sadece diziler üzerinde. Tabii ki. Yani biz bu işi hakkıyla yapsak işin nerelere varacağını gösteren çok ciddi bir örnek bu. Sonuç itibariyle iyi, kabul edilebilir, sempati duyulabilecek bir Türkiye markası ki bu kültür inşasıyla mümkün dünyada. Bütün tarımsal ürünlerimizde olumlu anlamda etkileyecektir. Güney Kore bu anlamda son 20 yıldır başlattığı kültür atağı aynı zamanda teknoloji ürünlerine de destek vermiş oluyor. Hatta şu var, Güney Koreliler diyor ki biz baraj ihalelerinde bile bu kültür atağımızın faydasını görüyoruz. Yani. Kesinlikle doğru. Çünkü siz şunu öncelikle çok altını net çizmek istiyorum. Coğrafi işaretler bir ekosistem. Bunun bir hukuksal bir boyutu var. Evet, tescil ve yönetilmesi. İkincisi markalaşma boyutu var. Bu çok farklı bir uzmanlık alanı kesinlikle ve her alt alanı ciddi anlamda çalışılması gereken bir alan. Coğrafi işaretlerin bir turizm boyutu var, ekoturizm var. Çağdaş ve kentli insan deneyim yaşamak istiyor. Evet. Toprağa dokunmak istiyor ve bunları görmek istiyor. Kırsal kalkınma boyutu var. Çünkü kırsaldaki insanı orada tutmamız gerekiyor. Şu andaki bizim çiftçi ortalamamız 56 yaş. Oradaki insanımızın tarım ve üretim geleneğinin bir sonraki kuşağa aktarılma sorunumuz var. Bu anlamda efektif bir etki yaratıyor coğrafi işaretli ürünler ve bir ekoturizm boyutu var. Türkiye'nin turizm ortalaması, kişi başına düşen turist ortalaması $680. Bu kabul edileli ve sürdürülebilir bir durum değil. Yani bunun çeşitlendirilmesi ve farklılaştırılması konusu var. Çünkü Türkiye'nin büyüme potansiyeli ve geleceğe aktarılma sorunları, ekonomisinin evrilme sorunları ben turizm ve tarımda görüyorum. Ve bu alanların kendi içerisinde yeni devinimlerle sunulması gerekiyor. Çünkü siz sizin de söylediğiniz gibi bir filmi seyrettiğinizde bir film seyretmiyorsunuz. Aslında bir kültürel aktarım yapıyorsunuz. O kültürel aktarım sizi başka davranış örüntülerine neden oluyor. Bugün Çin'in tartıştığı en büyük sorun bunlar falan değil. Çin'in şu anda tartıştığı en büyük sorun Batı tipi beslenme kültürünün
bizim toplumumuza vereceği hem gıda arzı hem de kültürel deformasyon. Çünkü yarın bir gün her Çinli batı tipi beslenmeye geçtiğinde bunu besleyecek dünyada gıda kaynağımız yok. Yani bir Çinli şu anda 2200 kalori tüketiyor bir Çinli vatandaş. Bir Amerikalı 4500 kalori tüketiyor günlük olarak. Biz gelişmekte olan ülkeler 3200 kalori tüketiyor. Çok özür diliyorum. Bu arada Çinliler 1200 kalori tüketiyor. Eğer Çinliler 2200 kalori tüketmeye başladıklarında böyle bir gıda yok dünyada. Evet. Yani bu anlamda da kültürel aktarım, batı tipi beslenme tarzının bütün dünyaya yayılması insanlığın önünde en büyük sorunlardan bir tanesi olarak görülüyor ve ben bu görüşe de katılıyorum. Şunu birkaç paragraf geriye dönüp tekrar etmek istiyorum. Pizza bir kültür. Ve bütün İtalyan kültürü o pizzanın peynirleri, zeytinleri, sosisleri arasında yerleşmiş durumda sonuç itibariyle. Pide de bir kültür. Pizza ile pidenin arasında hani bir fark yok. İkisi de sonuç itibariyle hamur işi bir ürün, fırında pişirilen. Sorun şu ki bizim dünyaya yaydığımız bir pide kültürü yok. Evet. Biz kendimiz tüketiyoruz da. Ama İtalyan bunu bir kültür haline getirmekten öte dünyaya da yaymış. Bunu Amerikalı şirketlerde daha büyüterek bir pizza kültürü yaratmışlar. Evet, biz bu pizza yemiyoruz. Yani o kültürle birlikte tüketiyoruz. Sadece pizza yemiyoruz. Yani onu demek istiyorum. Bu birçok ürün için geçerli. Yani, şöyle efendim, hızlı tüketim, yani ayak üstü dediğimiz hızlı tüketim, gün atıştırmalık ürünler kısmında da bizim çok ciddi dünyada alan kazanacağımız ürünler var. Yani sizin söylediğiniz gibi bir kuşbaşılı pidenin pizzadan aşağı tarafı yok. Ve şu anda pizza kültürü, Sibirya'da da pizzası yiyebilirsiniz ama bu bir endüstriye dönüşüyor. Yani yanlış olmasın, 200 milyar dolarlık bir endüstriden bahsediyorum. Pizza kültüründen. Yani bunun üretilmesi, soslarının üretilmesi, işte parmesan peynirinin üretilmesinden tutun da içerisindeki kullanılan diğer maddelere kadar bir üretim zincirinden Tabii. bahsediyoruz. Bu anlamda bizim Ankara dönerimiz var. Efendime söyleyeyim. Ya yani en basitinden Fransız kroasanlarımız, kroasan var ama bizim İzmir boyozumuz var. Evet. Yani ondan kalır tarafı yok. Ama bunun bir değer olarak yeniden ortaya çıkartılması gerekiyor. Bu anlamda soyut anlamda da inşa edilmeli. Tabii soyut anlamda da inşa edilmeli. Evet, evet. Soyut anlamda inşa yani edilmesi lazım. Evet. Mesele o. Biz de hep bunu vurgulamaya çalışıyoruz evet. bu programda evet. zaten. Bunu katma değerli satabilmek, daha iyi fiyatlara satabilmek ve böylece ülkeye daha fazla gelir sağlayabilmek için bu şart. Yani şart. Kaçınılmaz. İşte son belki son üzerine çalıştığım makaleden bahsedeyim. Posof elması üzerinden bir örnek evet. vermek isterim. Aha. Dünyada yüzlerce elma çeşidi var. Evet. İnsanlar tüketiyorlar. İşte bu konuda Şili'nin yaptığı Şili örneği falan var. Çünkü Şili ciddi anlamda şu anda elma üreticisi. Aha. Ama dünyanın en samimi elması Posof. Niye samimi? Çünkü içi bir, dışı bir. Yüksek bir antioksidan sağlayan bir mayhoş bir elmamız. Sadece Posof'ta yetişiyor. Efendime söyleyeyim. İşte Kura Nehri ve Havza mikroklima. Ve şu anda bu elmaya sahip olma fikri bile anlattığım herkesi heyecanlandırıyor. İçin dışı bir dediğini anlayamamıştır büyük ihtimalle izleyiciler. İçi de kırmızı, dışı da kırmızı. İçi de kırmızı. Evet, içi de kırmızı. Dünyanın en samimi elması. Ama bu bunun pazarlama iletişiminin yeniden kurgulanması bile o yöredeki kırsal kalkınmaya ciddi anlamda efektif etki yaratacak bir ürün. Evet. Yani ben hani son makalemde bunu belirttim. Aha.
Aynı şeyi işte Finike portakal için de söyleyebilirsiniz aslında. Posof elmasını biraz konuşalım. İçi dışı kırmızı. Peki ne kadar üretimi? Üretimi çok az. Yani onu çok az. Sadece o bölgede yetişen, yani 8-9 köyde yetişiyor bu. Aha. Hani iktidai şartlarda, kendi bahçelerinde yetiştiriyor vatandaşlar. Ama bu konuda Posof Belediyesi'nin ve diğer kuruluşların bir 40 dönümlük bir şeyi var. Posof elma üretim alanı var. Orada fideler ve genotipin korunması anlamında. Hı-hı. Çünkü burada genetik genotiplerimizin de korunması gerekiyor. O da ayrı bir konu. Evet. Ayrı bir konu. Bu bağlamda fideler dağıtılıyor kaymakamlık aracılığıyla. Ben oradan çok ciddi bir öykü çıkacağına inanıyorum. Ayrıca Posof dünyanın en geniş meralarının olduğu, efendime söyleyeyim, kültür turizminin, işte ekoturizminin olduğu bir coğrafya, çok heyecan verici bir coğrafya ve bunların hepsinin de konuştuğumuz çerçevede bir iletişim diline dönüştürüldüğünde orada çok farklı öyküler çıkacağına inanıyorum. Peki ben o Posof elmasının fidanını alsam, getirsem, İstanbul'da bahçeme diksem? Öyle imkansız. Neden? Orası bir mikro klima. Sadece orada yetişebilir. Hani tamam. Abartılı olmasın, 150 kilometre ileride yetişmez o elma. Yani iklimi getiremediğim için… Hayır efendim. Hayır. Evet kesinlikle. Çünkü, o da sadece orada olabilir. Çünkü coğrafi ürünlerimiz de böyle… Sadece o mikro klimaların özelliğiyle. Dünyada başka yerde Malatya kayısı yetiştirme şansınız yok. Yok. Çok açık ve net. Aha. Peki içi dışı kırmızı başka elma yok mu dünyada? Yok, hayır yok. 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 Tanesi altın değerinde olmalı. Tabii onları öyle kilolu falan satamazsınız diye düşünüyorum. Satmamalısınız. Tane satılması lazım. Hani yani bir fikir jimnastiği bağlamında sadece sevgililer gününde satmanız bile yeterli. Çünkü ona özel bir ambalaj, yeni bir kurumsal kimlikle çok farklı bir iletişim alanı yaratabilirsiniz. Evet, bu görsel kimlik, konumlandırma, bu konularda herhalde zayıf kalıyoruz değil mi coğrafi işaretlerde de? Öyle görünüyor. Öyle görünüyor çünkü bizim sosyolojimizle de ilintili bir şey. Biraz bu anlamda biraz durup beklemek gerekiyor. Çok hızlı her şeyi tüketmeye, iletişim bağlamında çok hızlı tükettiğimiz için bu konularda ve diğer konularda Türkiye'nin biraz durup dinlenmesi gerekiyor. Kendi mevcut olanaklarını, potansiyelini yeniden kurgulaması gerektiğini düşünüyorum. Bugün kurumsal kimlik tasarımları, grafik dili anlamında artık üst noktada ve siz de çok iyi biliyorsunuz ki bu bir dil ve bu dilin bir moda tarafı da var. Yani 5 yıl önce tasarladığımız kurumsal kimlik algısıyla şu anda çok farklı şeylere dönüşüyor. Grafik trendler var. Bu grafik trendlerin içerisinde o ürünü ya da o markanın özünü ve tözünü oluşturan şeyi korumanız gerekir ama ona göre de şekillendirip yeni trendlere evrilmeniz zorunluluğu vardır. Marka iletişimi bağlamında konuştuğunuzda. Bizim coğrafi işaretli ürünlerimizin kurumsal kimlikleri üzerinde çok ciddi yeniden düşünmemiz lazım. Bunu Tarım Şurası komite üyesiydim ben. Tarım Şura kararlarında da geçti. Kurumsal kimliklerin tasarlanması konusunda ilgili tescil sahiplerinin devlet tarafından desteklenmesi bağlamında da bir şura kararı var. Umarım o da hayata geçer. Şunu söyleyelim, bu konu bir grafikerlik işi olarak algılanıyor. Bu çok stratejik bir konu. Evet, tabii. Yani bu bir grafiker işi değil. Değil, tabii. Evet, tek başına yani. Tabii, kesinlikle. Sonuçta nihai olarak grafik tasarımcılarımız yapıyor ama yani sonuçta bir stratejik bir konu. Finike portakalı dedin, orada lafını kesmiştim. Finike portakalı tabii
sadece yerel bir çeşit, işte 1800'lerde vesaire Kıbrıs'tan gelen bir ürün ve oradaki mikro klimayla oluşuyor ama oradaki değişim şöyle, biz Finike portakalını yıllık olarak 175 bin, 200-205 bin ton civarında oluşur ama ne hikmetse Finike port halinden çıktıktan sonra İstanbul'a gelene kadar 600 bin ton olur Finike portakalı. Çünkü bütün herkes Finike portakalı diye satar. Evet, Anzerbalı da öyle oluyor. O konuda tonal olarak çok. Onu bilemiyorum çünkü fazla. 500 kilo falan üretildiği söyleniyor Anzerbalı'nın ama birkaç tonlarca satılıyor Türkiye'de galiba. Yok, şöyle patentli yani tescili yapılmış Anzerbalı yani Anzerbalı üretici kooperatifinden ki ayrı bir süreç. O tüketicinin bilinciyle alakalı. Bilinciyle işte, o de. Belgeleri sormak filan. Evet yani. Ben üstüne Anzerbalı yazdım. Anzerbalı olabiliyor bazen. Evet, bal konusu evet tartışmalı bir konu. Bu konuda da tabii bilgi akışının doğru sağlıklı verilmesi ve gıda güvenliği dediğimiz olgu çok farklı bir alan. Benim uzmanlık alanım değil. Gıda arzı çok farklı bir alan. Bunun lojistiğinin yapılması, bilgilendirilmenin yapılması, bilincinin yükseltilmesi konularında yol almamız gerekiyor. Evet, coğrafi işaretler, tarım, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili konular bunlar. Evet. Bugünüyle ilgili değil sadece, geleceğiyle ilgili konular. O bakımdan agropolitik önemli bir terim olarak geldi benim gözüme. Son birkaç dakikamız kaldı Kemal. Bu agropolitik konusunu biraz daha açalım. Agropolitik şöyle ki, bu konuda üretilmiş bilginin, açık söylüyorum, üretilmiş bilgi çok paylaşılmıyor merkez ülkeler tarafından. Merkez ülkeler tarafından bu bilgi çok paylaşılmıyor. Ama bunun üzerine yapılan projeksiyonlara baktığınızda gelecek 50 yılın nasıl evrileceği konusu şu anda merkez ülkelerin gündeminde. Yani Kissinger'ın söylediği gibi gıdayı yöneten dünyayı yönetir. İşin özeti bu. Ama bu agropolitik stratejilerin belirlenmesi noktasında bizim inanılmaz olanaklarımız var. Bunun tarımsal verilerimizin ve istatistik bilgilerimizin ciddi anlamda kayıt altına alınması, bunun bir strateji belgesine dönüştürülmesi kesinlikle gerekiyor. Bu konuda çalışmaların yapılması gerekiyor. Ve agropolitik yüzyıla hazırlanmak dediğimiz olguyu son insanlığın yaşadığı korona trajedisiyle de örtüştürebilirsiniz. Çünkü büyük insanlık duvarına baktığınızda tarihsel kesitler, sosyolojik kavramlar bazen moda kavramlara dönüşebiliyor ve bazı merkez ülkeler size söylediği moda kavramların arkasında başka şeyler, başka işler çeviriyorlar. İşler de yapıldığını da görebilirsiniz. Çünkü hani bizim en çok tartışılan, sosyolojik olarak tartışılan hepimiz kardeşiz ve global köye dönüştüğümüz son 20 yıldaki iletişimin arkasında başka şeylerin aslında kardeş olmadığımız olgusunun da son 20 yıldaki gelişmelere bakarak okuyabilirsiniz. Bugün İngiltere dünyada her şeyi alan, satın alan, gıdayı satın alan bir ülke. Şu anda ciddi sorunlar, arz sorunları yaşadığını biliyorum, bilgisi söylüyorum. Avustralya için keza öyle. Bazı ürünler şu anda bulunmuyor koronavirüsten dolayı. Ama biz kendi stratejimizi vesairemizi oluştururken bunların bilgisi dahilinde geleceği yeniden kurgulamak ve yorumlamak ve ona uygun adımlar atmak zorunluluğumuz önümüzdeki en büyük problem diye düşünüyorum. Evet. Şimdi tabii kötü günler yaşıyoruz. Bu virüs salgınından dolayı. Ama bu günler geçecek inşallah. Birkaç ay içinde tüm dünya bunu savuşturur. Ama ondan sonra herkes kendi gerçek birliğine baş başa kalacak.
soyut şeyler diyoruz, katma değer diyoruz, daha her şeyimizi değerli hale getirmek diyoruz. Posof elmasında iyi örnek, iyi bir örnek oldu. Hani sevgililer gününde tane tane satmak evet. gibi. Aslında tüm tarımsal ürünlerimize bu gözle bakabilmeyi öğrenmeliyiz. Evet, evet. Yani kesinlikle. Tane tane olmasa da 100 gram, 100 gram, 1 kilo, evet. 1 kilo nasıl, ne evet. kadar değerli olabilir? Nasıl değerli hale getirebiliriz? Sonuçta 100 gram fındık, 100 gram fındıktır. Bunu çok değerli hale getirecek soyut şeylerdir. Bunda herhalde katılıyorsun. Evet. Kesinlikle bana. Çünkü doğamızı, çevremizi, yaban hayatımızı, tatlı su kaynaklarımızı ciddi anlamda korumaya almalıyız. Unutmamalıyız ki arı yok, evet. meyve yok. Ağzına sağlık, ayağına sağlık. Çok Ankara'dan geldim buralara. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, bir süre daha evde kalıyoruz. Bugünler geçecek diyoruz inşallah. Şunu söyleyelim. Tehlikeden, tehditten kaçmanın en kolay yolu evde kalmak. Çünkü evde kalınca bu virüs kovalamıyor sonuç itibariyle. Böyle bir mesajla bitirelim. Tekrar görüşmek üzere.